Merhaba sevgili seyirciler. Rabbin Vaatleri programına hoş geldiniz. Sizinle birlikte bugün araştıracağımız konunun ismi Rabbe tamamen güvenmek. Bu konuda burada bizimle sohbete katılacak misafirimiz olan Tamer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bir şey paylaşmak istiyorum. Buyurun. İzin verirseniz. Tabii ki. Ben hatırlıyorum. Üniversite yıllarımda beden eğitimi dersleri görüyorduk ve ayrıca de bize önermişlerdi. Ya beden eğitimi dersi göreceksiniz ya üniversitede bulunan bazı kulüplere de katılıp o zaman beden eğitimi yerine o kulüpteki faaliyetlere katılırsınız. Hmm. O da aynı şeyi denk geliyor diye söylemişlerdi. Ben de o sırada neden olmasın denemek istedim. Ben dağlık bölgesinde büyümedim. Düzlük bir alanda, kırsal ovalar vesaire. Dolayısıyla dedim ki bir dağcılık deneyeyim, dağcılık eğitimi alayım. Dağcılık kulübü vardı üniversitede. O yüzden sevginiz, aşkınız vardı alacak. Oradan başladı. Daha önce hiç yoktu. Hiç ama dağcılık, aslında gerçekten güzel bir şey. Hiç dağcılık ne olduğunu yakından uzaktan bilmiyordum. Tecrübem de yoktu. O sırada başladı ve epeydir sürdü. Tabii şu an yok artık. Yani dağcılık benden beklemiyor. Yani dolayısıyla o yıllarda biliyorsunuz ki dağcılıkta zirveye biniyorsunuz. Zirvede de binerken veya kaya tırmanışı yapıyorsunuz. Tabii biz hemen zirveye başlamadık. İlk önce ufak tefek kaya tırmanışlarıyla başladık. Eğitim öyle görülüyordu. Herkes de bunu öğrenince en yakın gördüğü kişiye de öğretmek ister. Evet, tabii paylaşmak. Paylaşmak ister. Dolayısıyla bir iki tane arkadaş vardı. Daha doğrusu bir kardeş. Abla, daha doğrusu abi ve kız kardeş. Abisi öğrenmiş. Bir yıl gitmiş, eğitimini almış biraz. Dağcılıkta, kaya tırmanışında. Dolayısıyla bir sonraki yıl kız kardeşini getiriyor. Hı. O da öğrensin. Dolayısıyla kız kardeşi tabii biraz isteksiz, biraz korkuyor. Tabii şimdi normal yol varken yukarı çıkmak için niye kayadan çıkamayacaksın? Evet. Yani ne derdin nedir? Evet. Bir açıdan öyle düşünebilirsiniz. Ama diğer açıdan da kardeşi kız kardeşini ikna ediyor. Bak diyor böyle bak ip var, karabinalar var böyle metal karabinalar. Onlarla kilitliyorsun diyor. Emniyetini alıyorsun. Dolayısıyla tırmandığın zaman gayet güzel bir şekilde, emniyetli bir şekilde tırmanabilirsin. Evet. Sonra tabii yukarı çıkıyorsunuz kayanın üstünden. Normal yoldan çıkmıyorsunuz. Evet. Yani o kayanın üstünden keçiler bile çıkamıyor. O kadar dik böyle bir duvar aslında. Tabii. Kaya duvarı sonuçta. Neyse çıktınız yukarı sonra gene yol var aşağı inmek için. Yok efendim yoldan inmeyeceksiniz. Gene kayadan aşağı ineceksiniz. Onun da bir emniyet sistemi var. Özel bir sistemi var. Belki de Hollywood filmlerinde başka yerlerde görmüşsünüzdür. Böyle gökdelenlerden, binalardan böyle özel birimler ip kullanıp böyle evet. Zıplaya zıplaya aşağı doğru iniyorlar. Buna benzer bir sistem kullanılıyor. Sadece zıplamıyorsunuz. O Hollywood filmlerde zıplanıyor. Dağcılar öyle zıplamayı evet. yapmıyor. Onlar yavaş yavaş böyle iniyorlar aşağı doğru. Çıktığı gibi iniyor. İniyor. Sadece ipe bağlı olarak kendisi emniyetini alıp iniyor aşağıya. Dolayısıyla şimdi abisi anlatıyor işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Karabinayı da sağlam tutturacaksın. Kilitli olması lazım, açılmasın diye. Kız kardeşi o anda gayet güzel abisini güvenerek tamam diyor bak adım at geriye doğru. Oradan sonra şey başlıyor. Kaya, dik kaya başlıyor, evet. duvara başlıyor. Ve tam artık adım atacak şeye doğru, o boş yere doğru artık kayanın dik olan kısmına doğru adım atacağı zaman abisi bakıyor ve sanki karabina kilitli değil diye bir öyle bir izlenim onda kalıyor ve bir şey bağırıyor. Kız kardeşini karabina diye yüksek sesle bağırıyor. Kız kardeşi o anda panikliyor. Hayır. Acaba karabina mı kilitli değil? Abisi bir şey gördü onu uyarmaya başladı. Panikliyor böyle bırakıyor elleriyle vesaire bırakınca yere düşüyor biraz. Hayır.
yere düşünce de kaya da tosluyor. Tabii vuruyor kendisini. Vurunca da tabii ayağını kırıyor. Ama tabii düşmüyor. Sonra abisi geliyor. Başka arkadaşlar da orada vardı. Bakıyorlar. Yok, karabina gayet güzel. Kilitliymiş. Bir sıkıntı yokmuş. Abisi yanlış görmüş. Yanlış görünce kız kardeşini söylüyor. Kız kardeşi de abisini güvendiği için panikliyor. Acaba karabina açık mı diye yapıyor. Panikleyip duvara düşüyor. Yani biraz düşüyor. Çok öyle büyük bir şey değil ama sonuçta ayak kırmak için veya orada bir sakatlanma neden az bir şey oldu, yani öyle bir şey olması için yeterli oluyor. Dolayısıyla biz hayatta kime güveneceğiz? Rabbimize. Değil mi? Rabbimize güveneceğiz. O bizi hiçbir zaman yanıltmaz. Evet. Yüce Rab hiçbir zaman bize karabina kapalıyken, kilitliyken aman açık gibi bize yalancı bilgi vermez. Evet. Değil mi? Çok güzel bir örnek söylediniz ve gerçekten kardeşini tanıyarak, ama biz insan haliyle birçok yerde hata yapabiliriz. Çünkü dediğiniz gibi görememiş, sezememiş, bilememiş olabiliriz, tahmin yapabiliriz. Fakat birine güvenmek için onu önce tanımak lazım. Evet. Orada dediniz ki iki kardeş kendilerini birbirini çok iyi tanıyorlar. Rabbimize güvenmemiz için aslında Rabbimizi önce tanımamız gerekiyor. Tabii. Onu sınayacağız, öğreneceğiz karakterini. Onun bizden beklentisini öğrenmemiz gerekiyor. Yani biz bir insanla tanımadan nasıl yola çıkacağız? Yani nasıl güveneceğiz? Evet, güvenme konusunda haklıyız. Çünkü tanımadığın bir kişiye güvenemeyeceğiz. Rabbimize de aynı şekilde güvenmemiz için onu tanıyacağız ve kendimize de tanıtacağız. Bundan dolayı eğer biz Rabbimizi tanırsak, o zaman onun bize nasıl yanıtladığını da hayatımızda gösterdiği hareketlerde veya onun ruhu konuştuğu zaman bileceğiz. Yani tabii, sesini tanıyacağız. Bir çoban hayvanlarını, koyunlarını güttüğü zaman o koyunlar onun ıslığını tanır. Çünkü onun özel, ona şahsen ait bir ıslığı var ve onların kulakları artık o tembre, o sesi duyuyorlar, anlıyorlar ve ona söylediği şekilde ıslığı da o halde hareket ediyorlar. Aynı şekilde bizler de 1. Yuhanna'da 4. bölümde 1. ayette ona inandığımız zaman onun ruhunu tanımış olacağız. Sevgili kardeşlerim, eğer her ruha inanmayın diyor Yuhanna kardeşimiz. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhla sınanın. Evet. Yani Allah'ın ruhundan sınanacağız ve ruhları da sınayacağız. Çünkü birçok sahte peygamberler dünyanın her yanına yayılmış bulunuyorlar. Burada aslında Yuhanna kardeşimiz bizi uyarmak istiyor. Bizim Allah'ın ruhuna ıslığını benzer insanlar olacak. Yani şeytanın ruhları, bizim daha önce de konuştuğumuz gibi kutsal kitap da bunu açıklamaktadır. Şeytan ve yanında bir sürü melekler egemenden atıldı. Çünkü onlar birlikte Allah'a karşı geldiler ve onlar Allah'ın sözleriyle insanlara konuşabilirler. Aynı ıslıkla çalabilirler ama eğer biz Allah'ımızı tanıyorsak onların hatalarını görmüş olacağız. Yani bunu da demek neyle istiyor. Neyle kıyaslayacağız? Neyle görmüş olacağız? Elimizde bir kıyas var mı? Bir kriter tabii var ki, mı? Tabii ki muhakkak var. Rab kendisini tanıtmak için elimizde bir söz bıraktı. Bu sözü de aktardı bize peygamberler ve şu anda da biz evimizde, elimizde tutabiliriz o kitabı, kutsal kitabı. Evet. Orada biz bulabiliyoruz eskiden konuşan Musa peygamber, Eyüp kitabı, Yeşaya kitabı, Mika kitabı, Ezekiel, Eremen, bir sürü tabii, kitapları tabii. Peygamberler Allah'tan gelen sözleri bir örnek, yazmışlar. Örnek verip soru sormak istiyorum. Buyurun. Kutsal kitapta diyor, bulunduğunuz şehirde esinliği için, barışı için dua edin.
Evet. Ve birisi gelirse, belki de din adamı olabilir ve diyebilirse, yok efendim siz bulunduğunuz şehir için, esinliği için dua etmeyin, lanet etsin, Allah cezalandırsın bu şehri, yaşadığınız şehri, onun için dua edin derse, hangisi doğru? Şimdi Rab hiçbir zaman... O din adamı, diğeri de kutsal kitap, Allah'ın kelamı. Rab hiçbir zaman, Rabbin sözü söyler ki, hiçbir zaman bir insana kötülük istemez. Hata yapmış olsa bile insan, Rab onu yine çağırır ve lanet okumamızı da istemez. Evet. Eğer bu insan, biz kutsal kitabı öğrenirsek, bunları muhakkak okumuş olacağız ve öğrenmiş olacağız. Ve karşımızdaki de insanın niyetini, amacını öğrenmiş olacağız. Tabii. Çünkü laneti ve kötülüğü getiren dünyamıza bizim düşmanımızdır. Evet. Ve bir insana da zarar isteyen zaten sadece düşmandır. Evet. Eğer bu şekilde bu insan bizden istemekteyse, yani ondan konuşan, onun aracıyla konuşan bu ruh iyi değildir. Allah'tan gelen bir mesaj değildir. Mesaj değildir. Demek ki dini görevlisi de olsa onun sözleri Allah'ın kelamıyla uyuşup uyuşmadığını, Allah'ın sözüne göre konuşuyor mu veya zıt bir şey mi istiyor? Evet, konuşmasını da sezeceğiz, konuşmasını da ölçeceğiz, tartacağız ve aynı anda da hareketlerine de bakmış olacağız. Demek ki Rabbimize güveneceğiz. Yüce Rab bizi yalnız bırakmaz. Nerede olursak olalım. Evet. Onun Rabbin sözüne, kelimine güveneceğiz. Allah'ın sözü güvenilirdir. Rab güvenilir olduğu gibi Rabbin sözü de güvenilirdir. Evet, bunu ne zaman yapabiliriz? Ancak Rabbimizi yakından tanıyabilirsek. Çünkü şeytan o kadar küçük nüanslar yapabilir ki, küçük fırsatları kullanabilir ki biz bazen uyanık olamayabiliriz. Tabii. Ama Allah'ın ruhu, her biz onun sözünü araştırırsak, onun ıslığını tanırsak, biz bunu bize hatırlatacak. Şöyle diyebilirim ki, insanlar unutmaya meyillidir. Tabii. Ama Allah bize her zaman destek vereceğiz. Örnek vermek istiyorum. İsa Mesih Rabbin kelamını çok iyi bilirdi. Babasının daima muhabbetliydi, sohbetliydi. Ve şeytan dedi ki, lanetle ya da at kendini aşağıya. Yani İsa Mesih eğer bilgisiz olsaydı orada, o cevaba veremebilirdi yanıtını. Bundan dolayı İsa Mesih aslında bizim için çok güzel bir örnek vermiş oldu. Tabii. Kutsal kitaptan ayetle yanıt vermiş oldu. Evet, bu sözleri biz çok güzel öğreniyoruz ve görüyoruz ki Allah'a güvenelim. Güvenmek için de ondan öğrenelim. Evet sevgili seyirciler, öğrenmek için ve güvenmek için bu programı izlemeye devam edeceğiz. Şimdilik kısa bir ara için sizlerle vedalaşıyoruz. Bizimle kalın.